Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı basın mensuplarına hizmet tanıtım turu düzenledi. Düzenlenen hizmet tanıtım turu ilgiyle takip edilirken Başkan Yazgı ve ekibinin eşsiz projeleri manşetleri süsledi. Başkan Yazgı, hizmet tanıtım turu öncesinde seyir terasında düzenlediği toplantıda Aksaray basınını çok önemsediklerini söyledi. 2014 yılından bugüne yaptıkları hizmetleri değerlendiren Yazgı, gayretli çalışmalarımız içerisinde basın mensuplarımızdan beklentimiz barış odaklı, gerçek haber odaklı, objektif gazetecilik anlayışı diyerek basın mensuplarına teşekkür etti. Hizmet tanıtım turuna katılan basın mensupları Aksaray Belediyesi ve Başkan Haluk Şahin Yazgı'nın eşsiz projelerini birinci sayfadan manşetlerine taşıdı. Aksaray'da bir ilk olacak olan dev projelerden Piri Mehmet Paşa Köprüsü Aralık ayı ortasında trafiğe açılıyor. Aksaray Belediyesi'nin şehir içi trafiğini rahatlatmak için en önemli projeleri arasında yer alan Efor Kavşağı'na yapılacak battı çıktı için tüm çalışmalar da sona gelindi. Yaptığı milyonlarca liralık yatırım ve eserlerle kendisini adeta Aksaray'ın gelişimine adayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehir trafiğini rahatlatma adına Efor Kavşağı'nda battı çıktı projesinde çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Aksaray tarihinde bir ilk olacak olan Piri Mehmet Paşa alt geçit projesinde Aralık ayının ortasında trafik akışı sağlanacak, köprü Aralık ayı sonunda tamamen hizmete açılacak. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Aksaray Belediyesi Başkanlık Binası'nda düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik ve mahalle muhtarları katıldı. İnşallah başkanım da kongresi netleştirdikten sonra o yeni yönetimiyle beraber sizlerle yine beraber ayrı ayrı toplantılarımız olacak. Onlarla da birlikte bir bütün içerisinde, bir birliktelik içerisinde ayrı gayrı olmadan meselemiz Aksaray'ı daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz olduktan sonra el birliği içerisinde çok iyi çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Ardından Merkez İlçe Başkanım Hamza kardeşim, ben de Merkez İlçe Başkanıydım biliyorsunuz. Bir süre o görevde devam ettik. Çok şükür alnımızın akıyla bitirip sonra Allah nasip etti. Buralarda görev yapıyoruz. Teşkilatçılık önemli. İşin içerisinde yoğrulmak önemli. O terbiyeyi alıp, o terbiyeyle bir şeyler yapmak önemli. Kardeşim seçildi. Seçimini de yaptı ve yönetimini de oluşturdu. Ona da tekrar başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız da zaten tamamlanınca da tam bir birliktelik halinde Aksaray'ımızın eksik olan kısımlarını, tamamlanacağımız kısımları, tamamladığımız projeleri el birliğiyle hepinize tekrar anlatacağız inşallah. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Tacın Mahallesi'nde inşası devam eden Kent Parkı'nda belediye meclis üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Aksaray Belediyesi'nin kent estetiğiyle yeşil alan çalışmalarıyla örnek gösterilecek ve 3 ayrı etaba ayrılan Tacın Kent Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye meclis üyeleriyle birlikte yapımı devam eden Kent Parkı'nı inceledi. Parkın yapımını üstlenen yüklenici firma temsilcileriyle görüştü. Tacin Mahalle Muhtarı İbrahim Telli, böylesine önemli bir projeyi mahallelerine kazandırdığı için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Belediye bünyesinde Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde zihinsel ve engelli çocuklar için terapi programları düzenleniyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde düzenlenen kurslarla engelli çocukların özgüven kazanması ve sosyalleşmeleri sağlanıyor. Belediye bünyesinde Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar ve anneleri birlikte sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırıyorlar. Plastik kaşıklarla çiçek yapıyoruz, boyamalar yapıyoruz. Buraya geldiğim için mutlu oluyoruz. Bunlar sana iyi geliyor mu? Evet, iyi geliyor. Yani evde durmadıktan sonra iyi geliyor yani. Bu etkinliği düzenleyenlere ne söylemek istersin? Valla açık, neden de diyemiyorum ya. Seni tanıyabilir miyim? Ben Şifanur Sola. Sen neler yapıyorsun burada? Bu ama tarla yapıyoruz. Çok mutluyum buraya geldiğim için.
iple çekiyorum. Çok seviyorsun yaptığın işleri. Aynen, iyi geliyor buraya. Şu an taş boyuyorsun sanırım. Evet. Neler yaptın peki? Gösterebilir misin bize? Nasıl sence bunları yapmak? Güzel. İyi geliyor. Peki bu etkinliği sizin için düzenleyenlere ne söylemek istersin? Hepsine teşekkür ederim. Burada çok mutlu oluyorum. Belediye parkımıza çok teşekkür ediyorum. Aksaray Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen terapi programında günde 2 saat el işi kurslarla engelli bireyler fiziksel kabiliyetlerini geliştirirken aynı zamanda psikolojik ve sosyal olarak da şifa buluyor. Kadınlara açtığı mesleki eğitim kurslarıyla ilklere imza atan Aksaray Belediyesi bu kez kadınlar için yapı yalıtım kursu açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından 2017 yılı içerisinde kadın istihdamı ve girişimciliğine yönelik sayısız girişimde bulunan Aksaray Belediyesi, Ekim ayının son haftasında İşkur İl Müdürlüğü ile Kadınların İstihdamı ve Mesleki Eğitim İşbirliği kapsamında imzaladığı protokolle kadınlar için yapı yalıtım kursunu başlatıyor. Aksaray Belediyesi olarak kadın istihdamına yönelik gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse bakanlığın talimatları doğrultusunda önemli çalışmalar içerisinde yer alan Aksaray Belediyesi, Kadın Koordinasyon Merkezi, İşkur ve İş Kadın Aysun Akkurt'un girişimleriyle başlatılan kadınlara yönelik yapı yalıtım kursu başvuruları başladı. Belediye Başkanı'nın eşi Hasibe Yazgı Hanımefendi'nin de destekleriyle hayata geçen önemli projelerden biri olan yapı yalıtım kursu başvuruları 10 Kasım ila 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yapı yalıtım mesleki eğitim kursu 15 Kasım çarşamba günü başlayarak 22 Kasım'da son bulacak. Mülakatlar ise 14 Kasım salı günü saat 10'da Belediye Başkanlığı Kadın Koordinasyon Merkezi'nde yapılacaktır. Eski dönem belediye başkanlarından olan ve hayatını kaybeden Taki Tatlıpınar için cenaze töreni düzenlendi. Bir süredir Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Taki Tatlıpınar, önceki gün yaşama veda etti. Cenazesi Aksaray'a getirilen Tatlıpınar için önce evinin önünde alınan helalliğin ardından 1973-1980 yıllarında belediye başkanlığı yaptığı Aksaray Belediye Başkanlık binası önünde resmi tören düzenlendi. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Esat Kıraklıoğlu, ilk protokolü ve ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde eski belediye başkanlarından Osman Ertuğrul, Nevzat Palta ve aynı zamanda Taki Tatlıpınar'ın akrabası olan eski bakan Esat Kıraklıoğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından hüzünlü bir veda konuşması yapıldı. Tabii Taki abim, ben belediye başkanlığında tanırım. O zaman Aksaray Ülke Ocakları Başkanı'ydım. Bir vesileyle kendisini geldik ziyaret ettik. Sağ olsun ayakta karşıladı, oturdu bizi en iyi şekilde ağırladı. Yani nezaketin en güzelini gösterdi. Ondan sonraki süreçte ben belediye başkanıyken, tabii Aksaray şehir merkezinde kaldırımları yıkıp yaparken veya çalışıp hizmet verirken şöyle bir laf etmiş. Bu Toprak Otel'in altında orada esnafla sohbet ederken, ya demiş, bu çocuk iyi çalışıyor ama kaybederse ne yapacak? O ara ben de vardım artık oraya. 5-6 esnaf arkadaşlar çay içiyorlar. O dediler, başkanla geldi. Sağ olsun bak evladım dedi. Emek veriyorsun, çalışıyorsun. Ama bunu kaybedebilirsin de. Olur Taki amca, hiç önemli değil dedik. Nasip değilse o olur. Yani nezaketi de, efendim uyarıyı da, söylenmesi gerekeni de söyleyen, çok düzgün, hoş sohbet, nüktedan, böyle bir beyefendiydi. Allah mekanını cennet eylesin, makamını cennet eylesin. Geride bıraktıkları başta evlatlarına, en yakın eşlerine, dostlarına sabır diliyorum. Değerli dostlar, ömür sonuçta hayatın nasıl gerçeğimiz yaşamaksa ölüm de hayatın bir gerçeği.
Sonuçta ölüm de hayatın gerçeği olduğu için birazdan inşallah takamızı öbür dünyaya yolcu edeceğiz. Mevlana diyor ki ölüm sevgiliye vuslattır. İnşallah sevgilisine birazdan kavuşacak. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Bu havada sizleri de fazla meşgul etmek istemiyorum. Taki abimize Allah mekanı cennet etsin diyorum. Günahlarını affetsin diyorum. Allah cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref etsin diyorum. Hepinizi muhabbete selamlıyorum. Ben Taki Bey'in eniştesiyim. Ve Taki Bey'le biz aynı zamanda akrabayız. Taki Bey'le tabii kız kardeşi benim hanımımla da amca torunlarıyız. Ben Taki Bey'i 1947 yılında tanıdım. O zaman liseyi yeni bitirmiştim ve Aksaray'a akrabalarımızı ziyarete gelmiştim. O zaman tanımıştım. Sonra Taki Bey'le dostluğumuz ölünceye kadar devam etti. Değerli misafirler, Taki Bey bir memleket sevdalısıydı. Aksaray'ını her şeyden çok severdi. Ve burada 1973 yılında belediye başkanlığını kazandı. 78 yılında tekrar ikinci defa belediye başkanlığını kazandı. Ama 1980 ihtilaliyle görevden uzaklaştırıldı. Taki Bey belediye başkanı olarak imar planı faaliyetleri itibariyle Aksaray'da çok düzgün hizmetlerde bulundu. Ve kendisinden evvel ve kendisinden sonra çok değerli hizmetlerde bulunan belediye başkanları gibi o da Aksaray'da büyük hizmet etti. Ben Taki Bey'in çok hayırsever bir insan olduğunu size bir misalle anlatayım. Bir gün Taki Bey kış evden çıkmış, yürüyor, gidiyor, çok soğuk. Bir fakir geliyor, üstünde başında yok, elini açıyor, bana yardım et diyor. Ve Taki Bey sırtındaki paltosunu çıkartarak adamın sırtına giydiriyor. Böyle bir hayırsever de insandı. Cenab-ı Allah böyle hayırsever insanları aramızdan eksik etmesin. Kendisi en son ana kadar hafızasını muhafaza etti. Pazar akşamı beraberdik. Oğlunun evindeydik. Oğlunun yanında kalıyordu Ankara'da. Ve akşam namazından sonra ayrılmak durumunda olduk. Taki, hadi Allah'a ısmarladık, biz gidiyoruz dedik. Gitmeyin, biraz daha kalın dedi. Biz yine geliriz dedik. Fakat Cenab-ı Allah kısmet etti ki ertesi gün ölümü münasebetiyle tekrar onun yanına geldim. O gün sabaha karşı ruhunu teslim ediyor. Değerli arkadaşlarım, sohbetlerimizde hep Aksaray'dan konuşurduk. Gelmişten geçmişten bahsederdik. Aksaray'daki dostlarından, arkadaşlarından bahsederdi. O bir Aksaray sevdalısıydı. Cenab-ı Allah ona cennet mekanı eylesin ve Cenab-ı Allah hepinizin geçmişlerini cennet mekanı ile müjdelesin, nasip etsin. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Benim değerli, aziz, Aksaraylı hemşerilerim, kardeşlerim. Bugün 1973 ve 1980 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yapmış çok değerli bir büyüğümüzün burada belediyemizin önünde uğurluyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Rabbim katında kabul buyursun inşallah. Ben göreve ilk başladığım zaman daha önce bu görevde bulunan başkanlarımı ziyaret ettiğimde kendisini de ziyaret etmiştim. Evinde hasta yatağında doğruldu ve çok nazik, çok nüktedan ifadelerle bana öğütler verdi. Ben o öğütleri hala kulağımda bir küpe olarak taşıyorum ve onun söylediklerini
ve onun belediye başkanlığı döneminde yapılacak bazı çalışmaları bana aktarmasından dolayı kendisine minnettarlık duyuyorum. Tabii bu ölüm bir nasihattır aynı zamanda. Bizler de toprak olacağız. Önemli olan bu gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Taki başkanımız bunu başarmış. Belediye başkanlığı yapmak hakikaten zor. Burada Osman başkanım, Nevzat başkanım ve şu anda burada olmayıp hastanede bizlere selamlarını gönderen Ahmet başkanım ve Memiş başkanımın da burada olmayı çok istediler ama rahatsızlıklarından dolayı olamadılar. Onlardan öğrendiğim, onlardan bana söylenenler zor ve meşakkatli bir görev ama sevabı çok büyük, hayır duası çok büyük. Biz hayır duasına talibiz bu görevde. Güzel işler yapmaya talibiz. Ve bu nasihatı da her zaman gözümüzün ve aklımızın bir ucunda tutarak çalışmalarımıza inşallah devam edeceğim. Ben bu vesileyle başta değerli ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Aksaray'ımıza, Aksaraylı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tekrar Allah rahmet eylesin. Yapılan protokol konuşmalarının ardından Taki Tatlıpınar Merkez Ulu Camisi'nde öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazı sonrası Somuncu Baba Külliyesi Aile Kabristanlığı'nda ebedi yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.